ahlak bekçileri. Her gördüğü insana ayıp, terbiyesiz, pu Allah böyle saydıran insanlar var ya. Bu ayda evden dışarı çıkmayın kardeşim. Hades sizi hiç sevmiyor. Hades'in siz baş düşmanısınız. Sizin içinizde de var onlar. Yargı dağıtanlar. Yargı dağıtan tipleri gözünüzde bir canlandırın. Evet, ayar çekenler tabiri yerindeyse. Bu ay Hades sizin içinizden geçecek. Eğer bu programı izliyorsanız bu ay dışarı çıkmayın. Bu ay kimseyi yargılamayın. Zaten 16 Kasım Boğa Burcu Dolunay'ı. Bu sağ salim 16 günü atlattık. 16 Kasım'a geldik. Hades sana diyor ki kardeşim ilk önce oluyor paranı pulunu bir bırak bakayım sen diyor, tamam mı? Buradan parayla pulla çıkış yok. Burası astrolojide ölüm evi mecazi anlamda. 1 Kasım'dan itibaren bunu söylemeye mi başlayacak? Evet, gökyüzü bize bu açıdan bakacak. Gökyüzü bizi çırılçıplak görmek isteyecek. Peki, hayır bırakmam diyorum. Bırakmazsan bıraktırırlar. Banu Alkan gibi kaldıramazsan kaldırırlar diyor ya, sen bırak ya biz alırız. Menfaat muhasebesi mi yapılacak? Evet, menfaat muhasebesi yapılacak ve Boğa Burcu Dolunay'ı diyecek ki kardeşim bizim buradan bir besleneceğimiz bir şey yok. Buraya kadar. Buraya kadar. Ne bekliyor bizi o kapıdan sonra? Çok şanslı olacaksın. Çok şanslı olacaksın. Buradaki sınavı atlatan? Çok şanslı olacaksın. Boş beleşten başarılar elde edeceksin. Efendim merhabalar. Sizlerin de çok sevdiği ve uzun zamandır tekrarını istiyoruz diye bana yazdığı astrolog Aytaç Öner bizimle birlikte. Bugün buluşmamızın çok önemli iki nedeni var. Hemen 1 Kasım'da Akrep yeni ayı yaşanıyor. Bu çok büyük etkilere gebe ve devamında 16 Kasım Boğa Burcu'nda olacak Dolunay. Aytaç'ın bu iki tarihle ilgili çok önemli açıklamaları olacak. Siz hoş geldiniz. Aytaç sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum benim yayınına konuk aldığın için. Başımın üstünde yerin var. İzleyicilerim de seni çok seviyor. Yorumların çok çok kıymetli ve bu 1 Kasım çok önemli diyorsun. Evet, çünkü Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Olayın 2-3 bölümden incelersek önemi daha çok artıyor. Çünkü biz Akrep Burcu ülkesiyiz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu bitmesiyle kurulan yeni ülkemizin yeni bir haritası oluştu. Bu haritaya göre biz Güneş Burcu Akrep olan ve Güneş'i 5. evde olan bir ülkeyiz. Şimdi bu ne demek oluyor? Bizim sorumlu olduğumuz gösterge Türk milleti olarak Akrep Burcu ve Güneş. Güneş ve Akrep Burcu'nun bir araya gelmesi. Tam da bu tarih yani. Tabii. Şimdi burada da bir yeni ay gerçekleşiyor. Demek ki bizim dünyadan ziyade bizim ülkemizi daha çok ilgilendiren bir yeni ay içerisindeyiz. Şimdi neden ilgilendiriyor? Neden bizim sorumlu olduğumuz gösterge Güneş ve 5. ev dedim? Burası kişilik ve karakter evidir. Burası özgüven evidir. Burası dik bir duruş evidir. 5. ev Aslan Burcu'nun evidir ve Güneş orada bizim haritamızda. Özellikle ülkemizin son zamanlarda bir vasata alıştırma olayıyla karşı karşıyayım. Yani vasat olaylara bizim ülkemiz alıştı. Bakın bizim tarihimiz böyle değil. Türk milleti çok özel bir millettir. Ve dünya çapında da tarihi boyunca her zaman dünyayı etkilemiş, ses getirmiş çok değerli bir millettir. Vasat olaylar derken neyi kastettin? Mesela spor müsabakalarından ele alalım. Halkımız daha iyi anlasın diye. 5. ev spor müsabakalarını sembolize eder. Diyorlar ki takımlarımız işte Şampiyonlar Ligi'ni biz alamayız. UEFA kupası çok zor. Konfederasyon kupasına hedef koymalıyız. Ne alakası var abi? Şampiyonlar Ligi'ne hedef koyacaksın. Senin güneşin 5. evde. Burası İstanbul, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. İstanbul'un takımı. İstanbul dediğin 3 tane imparatorluğa başkent yapmış. Dünyanın merkezi 20 milyon, 25 milyon nüfusu olan bir şey. Vasata olamaz. Yani halk da bunu kabul etti. Yani alıştık. Vasata bizi alıştırdılar. Ne? Biz UEFA'yı da alamayız. Konfederasyon kupasına. Olamaz. Barcelona neyse Fenerbahçe'de odur. Real Madrid neyse Galatasaray odur. Milan neyse Beşiktaş odur. Biz Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyeceğiz. Güneşimiz 5. evde demek Mustafa Kemal Atatürk liderlerimizi sembolize eder. Fatih Sultan Mehmet'i sembolize eder. Kanuni Sultan Süleyman'ı sembolize eder. Hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Müslüman olduğumuz için sembolize eder. Bu insanlar sizin bu söylemlerinizi duydukları zaman sizden utanç duyarlardı. Dolayısıyla bizim güneşi bizim 5. evde olması buraya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de dahil ediyor.
Çünkü ondan da etkileniyoruz biz. Yani Napolyon bizi ilgilendirmez. Evet, tamam mı? Evet. Donald Trump bizle alakası yok. Ama bizim halkımızın bir lider olarak ve bir güneş figürü olarak gördüğü bir insandır. Şimdi bu insanlar gelse de sizden utanırlar. Bu vasat tavrınızdan utanırlar. Bakın neden bu kadar iddialı konuşuyorum? Beşinci ev Aslan Burcu'nun evidir. Türk milleti zirve neresiyse orayı hedefler. Şampiyonlar Ligi'ni hedefler. Beşinci ev sporla alakalıdır. Beşinci ev sanatla alakalıdır. Bizim ülkemizin insanları çok yetenekliler. Çok kabiliyetliler. Tek eksikleri ne biliyor musun? Özgüvenleri eksik. Yurt dışındaki insanları gözlerinde biraz abartıyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden yani Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle değildi. Yani kanunu bir mektup yazıyor. Fransa'ya yapsan kimsin filan o diyor. Ya şimdi sen diyebiliyor musun Fransa'ya yapsan kimsin diye? Ama diyebilmemiz lazım. Bu vasatizm gömleğinden kurtulmamız lazım. Fıtratımızda olan, DNA'mızda olan bu kişilik ve karakteri acilen edinmemiz lazım. Akrep Burcu'ndaki yeni ayda buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Bir numaralı misyonumuz budur. Bakın Türk milleti dediğimiz zaman soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Türk milleti kim? Yani kim bana gösterdiğiniz zaman kimi göstereceksin? Türk milleti sensin Emel Özuğur olarak. Türk milleti benim Aytaç Öner olarak. Türk milleti Kerem Aktürkoğlu futbolcudur. Yani bireysel olarak bizim yaptığımız hareket ve eylemler toplamında Türk milletini oluşturuyor. Buradan insanlarımıza sesleniyorum. Yapmış olduğunuz her eylemde kılık ve kıyafetinizde bile Türk milletini sembolize ediyorsunuz. Beşinci modadır. Jilet gibi olacaksınız. Bak jilet gibi olacaksınız. Boş beleş sokakta dolaşan dayılar görüyoruz ya. Boş beleş dolaşıyorsan bile jilet gibi dolaşacaksın. Senin bir sorumluluğun var. Kime sorumluluğun var? Atatürk'e bir sorumluluğun var. Geçmişine bir sorumluluğun var. Fatih Sultan Mehmet'e bir sorumluluğun var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir sorumluluğun var. Biz sembolize ediyoruz. Yabancı ülkelerin kapısında size vize uygulayan ülkelerde elinde işte paramı da göstereyim, evimde var. Ne olur beni buraya alın. Red cevabı yapamazsın. Bak bizim kişiliğimize ve geçmişimize ihanet ediyorsun. Senin ataların Avrupa kapılarında yalvarmadı kimseye. Tamam mı? Orada bir tane sokak gezeceksin, bir tane kule göreceksin diye bizim kişiliğimizi ve kimliğimizi zedeleyemezsin. Ne yapacak? Bireysel bazda ne yapacak? Bize vize uygulayan ülkelere gitmeyeceksin kardeşim. Sen onlar buraya gelirken parasını gösteriyor mu bana? Göstermiyor. Bakın saygı dilenilmez. Saygı kazanılır. Her insan benim gibi düşünse ve davransa yarın bir gün yabancı ülkeler bize vize vermeyen Amerika, İngiltere, Almanya zorluk çıkartanlar ne diyecekler biliyor musun? Abi Türkler karakterli, şahsiyetli insanlardır ya. Memleketlerini bırakıp burada çalışmaya ona buna tenezzül etmezler. Bak bunu sen vereceksin. Bunu biz karşıdan talep edemeyiz. Bize kapıları açın talep edemeyiz. Ama öyle bir duruş sergileriz ki adamlar bize gelsinler diye yalvarırlar. Biz sanat, spor ve diğer alanlarda çok başarılı bir milletiz. Fakat bu millete özgüvenini kaybettirdiler. Millet kendini ezik hissediyor. Değiliz. Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Biz de işte Emmy, Grammy bilmem ne ödül bilmiyorum ben onları. Oraya alacağız, hedefleyeceğiz. Sanatçılarımız özgüvenli, yurt dışına parça yapsınlar. Ama Tarkan kuzu kuzu. Şıkıdım şıkıdım. Amerika'da ben CD'sini müzik center'a girdim. Şıkıdım şıkıdım vardı. Benim için bir gurur kaynağıydı. Arkadaşlarım dedi ki bak bu da dinledik. Ama sonra Let's See Bounce yabancı şey yaptı tutmadı. Türk kültürüyle hareket edeceğiz. Tamam mı? Bir kişilik. Herkes kendine gelsin. Dünyanın en şerefli ve en güçlü milleti biziz. Ve bir sorumluluğumuz var. Kılık, kıyafet, davranışlarımız, hareketlerimiz, katıldığımız organizasyonlarda mesuliyet altındayız. Haritamızdaki güneşimiz 5. evde Akrep Burcu'nda güneşe bir mesuliyet temiz var. Aciziyet göstermesinler. Kesinlikle kabul ederim. Güneşe bu sorumluluğunu yerine getirmezsen, yani ben vasat olacağım diye ısrar edersen ve ben iddialı olamam, ben hedeflerimi küçük tutuyorum, risk alamam deyip direnirsen ne olacak bu dönemde? Rezillik. Rezillik. İşte rezillik olacak. Ne olacak? İşte rezillik oluyorsun. Her şey geri gider. Param pul olur. Ekonominin ya. Ya bizim ekonomimizin de güçlü olur bak. Bizde sıkıntı yok. Bizde nüfus var. Yani orada 700 binlik bir ülkenin ekonomisiyle bizim ülke kapışabilir mi ya? Ya burası koskocaman bir ülke. Bu ülke
bu yeni aydan itibaren bizi kim izliyorsa, seni de izleyen, beni de izleyenler, hal ve hareketleriyle geçmişine, atalarına sorumlulardır. Eğer bunu yerine getiremezse güneş çok önemli bir göstergedir haritada. Güneş yoksa başarı yok, güneş yoksa saygınlık yok, güneş yoksa rezillik var. Dolayısıyla sen bu benim söylediğim duruşu sergileyemiyorsan ömür boyunca başına gelmeyen hiçbir şey kalmaz. Rezil olursun, saygınlığın biter, paran pul olur. Bunlar da güzel şeyler değil. Gökyüzündeki hangi açılar desteğini keser de bu saydıkların olur? Hem ülke olarak hem bireysel bazda. Yani güneş etkisini mi çeker, desteğini mi çeker? Evet. Güneş, astrolojik olarak anlamaya çalışıyorum evet, güneş da. Güneş demek sağlık demektir, yaşam demektir, saygınlık demektir, başarı demektir. Güneşin desteğini çektiği bir insan sefil bir insan olur, sağlıksız bir insan olur, başarısız bir insan olur ve toplum tarafından tukaka edilmiş bir insan olur. Dışlanan bir insan olur. Dolayısıyla biz de ülkece böyle oluyor işte, vize vermiyoruz, giremezsin bilmem ne. Bunlar neden oluyor? Diğer memleketlerin bir suçu yok. Bizim halkımız yüzünden oluyor. Bakın dışarıyı suçlamayın. Geçmişin buraya gelse şu anda kemikleri dönüyordur onun mezarda. O yüzden şahsiyet ve kişilik bizim ülkenin en birinci olan ihtiyacıdır. Akrep Burcu'ndaki yeni ay, Cumhuriyet Bayramı ile beraber bu şeyler biraz yükseldi. Bak yükseldi. Biz her şeyde gurur duyduğumuz her şey bizim geçmişimizde ya. Bak gurur duyduğumuz ne kadar şey varsa bizim geçmişimize ait. Bugün de gurur duyduğumuz şeyler olsun. Hepiniz bir Mustafa Kemal Atatürk'müşsünüz gibi. Hepiniz bir Fatih Sultan Mehmet'miş gibi. Ya Fatih Sultan Mehmet dediğin adamı bir araştır bakayım ya. Ya adamın duruşunu, bilgisini, görgüsünü, Kanuni Sultan Süleyman'ı, o egosunu bir araştır. Oralardan örnek al. Sen onlara karşı sorumlusun. Bu kadar. Akrep Burcu yeni ayında kendimize geleceğiz. Peki bu 1 Kasım'da olacak Akrep yeni ayı en çok kimi etkileyecek ve bu etki altında olacaklara ne tavsiye edersin bu saydıklarına ilaveten? Şimdi ne riske giriyor bu dönemde? Şimdi burası çok zor bir yer Emel Hanım. Burası astrolojide anlatırken bile bizim en çok tepki çektiğimiz, insanların duymak istemediği, yüzleşmek istemediği ve kişiliklerinden, benliklerinden çıkardıkları, reddettikleri, hayatta da reddedilen bir enerjidir. Şimdi Olympus Dağı'nda Yunan mitolojisinde tanrılar vardır. Hepsi dağda kral gibi yaşıyorlar. Bu Akrep Burcu'nun tanrısı Hades yerin dibinde yaşar. Oraya onu almıyorlar. Oradan bile atmışlar. İnsanoğlunun sevmediği. Çünkü içerisinde cinsellik var. İçerisinde sapıklığa varan dürtüler var. İçerisinde kötülük var. İyilik yok, kötülük var. Akrep Burcu'nun Hades midir? Hades'tir. Öyle bir dünya düşünün ki biz bu dünyaya giriş yaptık. Bu dünyanın kralı Hades. İzleyicilerimiz Selena dizisini izlemişlerdir. Bir Selena var, iyi karakter. Bir de Hades var. Oradaki Hades'i düşünün. Öyle bir dünya düşünün ki kralı o. Tamam mı? Dolayısıyla bu dünyaya geldiğin zaman onun senden beklentileri çok güzel şeyler değil. Şimdi biz bu dünyaya adım attığımız zaman Akrep Burcu dönüşüm evidir burası. Köyden geldik. Yeni bir dünyaya geldik. Çantamız var. İçinde yiyeceklerimiz var, paramızı pulumuzu almışız, değerlerimiz var, şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgiler var. Şimdi ilk kısımda Hades sana diyor ki kardeşim ilk önce oluyor paranı pulunu bir bırak bakayım sen diyor, tamam. Buradan parayla pulla çıkış yok. Burası astrolojide ölüm evi, mecazi anlamda. Yani bu dünyaya geldin ya, bu dünyadaki getirdiğin paranla buradan çıkamazsın diyor. Bırak onları diyor. Malından, mülkünden ve parasından ayrılmak insanlara acı veren bir şeydir. Yıllardır senin kazançların var, elinden alıyorlar. Düşünsene, bak bırakmak istemezsin. Ve paniklersin ya, ben ne yapacağım dersin. Ondan sonra üstündeki kıyafetlerim var. Hades diyor ki onları da çıkar yavrucuğum, çıkar onları diyor. Seni diyor bir çırılçıplak görelim şurada diyor. Belki etiketlerin, belki ünvanların, şöhretin bunlar da dahil mi? Her şey, bırak onları diyor. Buradan diyor çıkamazsın diyor. 1 Kasım'dan itibaren bunu söylemeye mi başlıyor? Evet, gökyüzü bize bu açıdan bakacak. Gökyüzü bizi çırılçıplak görmek isteyecek. Peki, hayır bırakmam diyorum. Bırakmam. Evimi bırakmam. Şöhretimi bırakmam. Şimdi burası cehennem. Güzelliğimi bırakmam. Evet, bırakmazsan bıraktırırlar. Banu Alkan gibi kaldıramazsan kaldırırlar diyor ya. Sen bırak ya biz alırız. Burası cehennem gibidir. Cehennem demek ne demektir? Bir acıyı sürekli yaşamak demektir.
bir acıyı yaşıyorsun, tam bitti dersin bir daha yaşıyorsun. Tam bitti dersin bir daha. Yani böyle bir dayanamazsın zaten buna. Mecbur bırakacaksın, tamam mı? O cehenneme atarlar seni. Kıyafetlere çıkar, şöyle bir çırılçıplak seni bir görelim diyor. Efendim ya benim işte göğsüm, cinsel organlarım, işte yara, utanmayacaksın. Dik dur. Bu da senin organın, bu da organ kardeşim. Nasıl gözünü göstermekten çekinmiyorsun, saçın var, utanmıyorsun? Bundan da utanma. Biz seni böyle yarattık. Dik dur. Tamam mı? Sonra dik duruyorsun. Bedenini de burada bırak diyorlar. Beden de maddesel bir dünyadır. Akrep burcu senin ruhunla ilgileniyor. Daha bedenimini ben nasıl bırakacaksın? Öl. Bırak bedenini. Buradan bedenini bırakmadan çıkamazsın. Tamam mı? Yani ölmeden önce ölünüz. Hazreti Muhammed'in söyledi. Ölmeden önce ölünüz budur. Oradaki diğer insanları görüyorsun. Bedenlerini bırakmışlar, çıkmışlar. Korku ve dehşet içindesin. Sonra senin bedenini alıyorlar. Bir bakıyorsun hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Beden orada duruyor. Ben o değilmişim diyorsun. Gel şimdi ben senin ruhunla ilgileneceğim diyor Hades. Bu dünyadan çıkabilmen için sana bazı görevler veriyorum. Aranızda en kötü kimse o çıkacak buradan. Bak insanoğlu o yüzden kabul etmek istemiyor böyle bir şey. O yüzden şeytan diyor yer altına atmışlar. Böyle bir enerjiyi kabul etmek istemiyor. Ne demek en kötünüz çıkacak? En kötünüz kimse bu oyunu on kazanacak. Bak böyle bir dünyayı düşün. Şimdi ben bunu böyle bir dünya olarak anlatmasam, özelliklerini söylesem millet bize tepki gösterecek. Ya sen ne diyorsun kardeşim, milleti kötüye mi özendiriyorsun? Evet şimdi ben de aynı soruyu ben soracağım. Ben özendirir mi? Ben yaratmadım. Bak dünyayı ben yaratmadım. Yok mu var? Tecavüz yok mu var? Görüyoruz her gün. Şimdi yanlış anladıysam düzelt ve lütfen düzelt. İnşallah yanlış anladım. Doğru anladın. Doğru anladın. Bu dünyada var bu Hades. Bu da Tanrı. Evet. Kötülük evet. Var bu dünyada. Ama 1 Kasım itibariyle ne kadar kötü olursan o kadar mı kazanacaksın? Aynen o şekilde kardeşim. Hades sana diyecek ki aranızda en kötü kimse yoluma onunla devam edeceğim. Tamam mı? En kötü kimse. Ulan ben nasıl kötü olacağım şimdi? Ben ne yapacağım? Adam mı öldürürüm? Tecavüz mü edeyim? Ne bileyim kaynıma mı saldırayım? Tamam mı? Ne yapıyorsan yap kardeşim. Ondan sonra bakacağım en kötünüz kimse daha. Burası astrolojide en fazla reytingi alan burçtur. Tamam bak. Astrolojide ve dizilerde ve dünyada insanların en çok merak ettiği, en çok reytingi alan, heyecanla izlediği alan ama herkesin de reddettiği alandır. Ben de reddedeceğim şimdi. Reddedebilirsiniz. Bütün dünya burçları bak teker teker anlatacağım bütün dünya. Bak bütün olarak anlatalım. Tek anlatınca olmuyor. Evet. Şimdi 1 Kasım itibariyle ben olmaktan çıkayım, kötü mü olayım? Çalayım, öldüreyim, kırayım, dökeyim. Önerin bu mu? Bu olmamalı. Başka bir şey söyle benim ki. Benim önerim o değil. Senin önerin ne? Benim önerim ben ilk baştan anlatayım yanlış anlaşılacağız. Şimdi bakın arkadaşlar biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki size bu dünyayı çok yanlış anlattılar. Dünyaya geldik. Dünyaya geldik. İlk birinci kapı koç kapısıdır. İçeri girdik 20 kişi. Seni karşılayan gezegen ve oranın kralı Mars'tır. Mars. Karşında bir öğretmen olduğunu düşün. Mars. Savaşçı. 20 kişi geldik. Nereye geldiğimizi bilmiyoruz. Diyor ki aranızdan bir kişi buradan çıkacak. Ne yapacağız? 20 kişi öldürün birbirinizi. Lan nasıl öldüreceğiz? Çat oradan bir tanesi bana vuruyor. Burnum kanıyor. Yere yapışıyorum. Kalk diyorlar. Buradan bu dünyadan önce diyor çocukken erkek olacaksın. Sonra asker olacaksın. Bir kişi çıkıyor oradan. Sen gel benimle diyor. Diğerleri elendi. Diğerleri bir daha giriyorlar 20 kişi içeri. Herkes birbirine saldırıyor. Bir kişi çıkıyor geçiyor. İşte Mars gezegeni diyor ki aranızdan diyor en güçlü olanı ben seçtim diyor. Diğer dünyaya geçiyorsun. Bak bunlar bu dünyada oluyor ha. Ya biz burada hikaye anlatmıyoruz. Doğduktan sonra oluyor doğduktan bu değil mi? Doğduktan sonra oluyor. Anne karnından çıktıktan sonra Mars gezegeninin etkileriyle mi karşılaşıyoruz? Evet. Anlattığın o muydu? Güçlü müsün güçlü müsün? Evet. Mars gezegeni diyor ki güçlü müsün güçlüsün diyor. 20 kişinin arasında inga diye bağırıyor musun? Karnım acıktı diye. Tamam mı? Tuvaletin gelse de ortada başbakan olsa ne yazar? Çocuk altına işiyor. Bölüm sonunda Venüs geliyor. Efendim ben bunu getirdim. 45 kilo geldim, 75 kiloyum. İleriki günlerde yetecek güç de var bende. Tamam bakıyor sen geç kardeşim diyor. Şimdi Boğa burcu etkisi altında yaşayan insanlar hayatta böyle yaşıyorlar işte. Malı mülkü bırakmazlar, terk etmezler.
sabit fikirlidir. Tabii deriz. Vermez. Sen de diyorsun ki cimri, bu nasıl böyle bir şey? Ya adam veremez. Çünkü hesap verecek. Bana mal getir diyor. O dünyadan çıkıyoruz biz yine birincilerle beraber. İkizler Burcu dünyasına geçiyoruz. Bizi karşılıyor Merkür. Yine bu adanı, odanın içine şey yapmış. Diyor ki bu odadan en çok diyor, bu dünyadan en çok bilgiye sahip olan diyor buradan çıkacak diyor. Şimdi biz diyelim ki bu odanın içindeyiz. Ben diyor ki senin adın ne? Emel. Soyadın Özür. Onun adı ne? Şu. Soyadı bu. Bitti işim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane heykel var. Burada tablolar var. Burada bu var. Bak çok hızlıyım. Tamam mı? Para pul ilgilenmiyorum. Millet de diyor ki ya bu diyor çok yanar döner, yüzeysel, derin ilişkiler kuramıyor. Abicim benim görevim var. Adam bana soracak ne var? Bölüm sonunda geldiğim zaman diyeceğim ki efendim ışıklar vardı, şey vardı, Emel Hanım vardı, bir tane kameraman vardı, orada birisi vardı, kapıda birisi vardı. 5 tane heykel vardı, tablolar gördüm, tabloda ağaç vardı, Japonlar vardı, bilmem ne vardı, şurada anlatacağım onlara. Bak ikizler. Şahit olduğu şeyleri anlatacağım. Evet, ne gördüysen anlat bana diyor. Tamam mı? Aferin evladım, geç. Geçtim burada. Geldik 4. Yengeç Burcu dünyasına. Ay karşılıyor seni, ay. Diyor ki buraya 60 kişi geldiniz. Bir aile olarak gelmeden buradan çıkamazsınız tek başınıza. Tamam mı? Biz beşerli, dörderli gruplar dedik ki biz bir grubuz kardeşim. Tamam mı? Ulan bizim grubun içindeki İsmail hırsız çıktı. Adam hırsızlık yapıyor. Bölüm sonunda da bize aile olacaksın dediler. Birisini tuttu gruptan İsmail'i attı. Bölüm sonuna geldik. Ay geldi. Sizleri 5 kişi. İsmail ne işte? İsmail hırsız çıktı. İsmail'i getirin bana. Geçemezsiniz buradan. İsmail'imi getirin bana. Sahiplenmek zorundayız. Çünkü geçemeyeceğiz bölümü. Lan oğlum İsmail düzgündür. İsmail'e saldırıyorlar. Hapse atma. İsmail'i bırakmıyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Ne olur İsmail'i verin bize. Kendimiz için değil. Kapıdan geçemiyoruz. İşte aile kavramı burada oluşuyor. Subjektif. Haksız da olsa haklı. Bak haksız da olsa haklı çünkü bizim aileden. Sapık da olsa bizim aileden kardeşim. Yapacak bir şey yok. Öyle çıkacağız. Buradan çıkıyoruz. Aslan Burcu dünyasına geçiyoruz. Yönetici gezegeni bir geliyor, Güneş. Ananı. Bakamıyoruz, tamam mı? Çok parlak, çok büyük. Bak çok büyük. Otomatikmen kafamızı öne eğiyoruz, yere kapaklanıyoruz. Güneş'i düşün. Çok büyük ve çok parlak, tamam mı? Abi diyoruz çok büyük, çok azametli, çok ışıldık, parlak, tamam mı? Bu ne ya böyle filan. Buradan diyor en azametli olan. Ve diyor ben diyor size baktığım zaman ilk kim gözüme çarpıyorsa o geçer. Tamam. Ben diyorum ki ulan ben siyah giymiştim. Ulan keşke gümüş rengi giyseydim. İlk ben gözüme çarpayım. Saçları aç, kabart. Kabart, kaldırınca beni görsün. Altın bir şey takıp şuraya. Ruju daha kalın sür. Farları sür. Ne bileyim bilmem ne yap. Saati göster bilmem ne. Azametli dur, dik dur. Tamam mı? Gösterişli ol, güçlü dur. Çünkü adam bir kaldıracak, ilk kim gözüne çarparsa o geçecek buradan. Kademeli olarak bu açılar oluştuğunda biz bu saydıklarından mı geçiyoruz? Hayır, şöyle oluyor. Senin bir doğum haritan var. Gezegenler neredeyse yaşadığın sürece buralardan geçmeye çalışıyorsun. Geçtiğin yerde winner'sın kardeşim. Sen diyorsun ya benim güneşim aslan, merkürüm koç, venüsüm evet, orada. İşte evet. Biz haritada bunları okuyoruz. Tamam mı? Hmm. Buradaki başarılı olursan kazanan bir insan oluyorsun. Friedrich Nietzsche'nin dediği üstün insan. Tamam bak üstün insan. Üstün insan oluyorsun. Yani tek bir davranış biçimiyle bu dünya okulundan çıkış mümkün değil. Değil. O gezegenler açı yaptığında senin haritanda alman gereken konumlar var. Evet. Sen bu hikayeyle bize bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o açı geldiğinde senin parlak, gösterişli olman lazım ki o açının etkilerinden sağ salim çıkabilesin. Doğru anladın mı? Doğru anladım. Eminim izleyicilerim anlamışlardır. Ben biraz geç anladım. Özür dilerim. Yok buyurun. Yok. Sonra güneşten çıktık. Başak Burcu dünyasına geçiyoruz. Merkür tekrar geliyor. Buradan en yetenekli olanız çıkacak diyor. Sen ne işe yarıyorsun kardeşim? Bana bir yeteneği göster. Sen dikiş yapıyorsun. Tamam geliyor ne yapıyorsun? Efendim ben dikiş yapıyorum. Daha hızlı yap. Sürekli yap. Sürekli hep aynı şeyi yapıyorsun. Aynı şey. Ben bu işte master oldum. Yapa 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 master oldum. Sen ne yapıyorsun? Ben ayakkabı yapıyorum. Şuradan ölçüyorum, biçiyorum, bakıyor. Tamam mı? Diyor ki bunlar diyor yetenekli insanlar. Yeteneksiz sen eleniyorsun orada. Bak eleniyorsun. Başak Burcu dünyasından sonra geçiyorsun Terazi Burcu dünyasına. Elenmek ne anlama geliyor? Ben o açılardan yapmam gerekeni yapamadıysam aynı deneyimlerle karşılaşma ihtimalini mi yaşıyorum? Evet bir daha.
Bir daha. Şimdi bak, astrolojide iki türlü insan vardır. Başarılı, başarısız. Winner, loser. Başarılı insanlar nedir? Her zaman güzel. İşte albümleri tutmuş, şarkıları tutmuş, para kazanıyor. Biz işte başarılı. Şanslı insanlar diyoruz. Şanslı değil, böyle bunları yaptılar diye yaptılar. Yani Allah gelip de beleşten onları yapmadı. Sesin güzel olup da bir sürü yere gelemeyen insan var. Sen o güneş olayını anlamazsan, güneş olayını anlamazsan ünlü olamazsın. Tamam mı? Oradan hep dönüyorlar demek ki. Senin sesin güzelse ve ünlü değilsen, Aslan Burcu dünyasına girdiğin geçemiyorsun oradan. Bak, geçemiyorsun oradan. Azametli değilsin, gösterişli değilsin, güçlü değilsin. Bir daha giriyorsun, ikinci albüm gene geçemiyorsun. Sonra geliyorsun danışmanına, biz sana anlatıyoruz. Kardeşim buradan böyle geçemezsin. Tamam mı? Buradan böyle geçemezsin. Bak, ülkemizin güneşi 5. ev. Ne dedik? Güçlü durun, karakterli olun. Yoksa olmaz. İşte bak, haritayı biz böyle anlatıyoruz. Bizim için iki tane insan var. Her zaman paralı, zengin, mutlu, güçlü, fakir, güçsüz, başarısız insan. Başarısızsan her sınavdan kalıyorsun, bir daha geliyorsun. Sonra geliyorsun astroloğa, diyorsun ki Aytaç Bey, ben ne yapsam olmuyor. Üzerimde bir lanet mi var? Neden böyle oluyor? Ata karma mı? Lan ne ata karması? Sen yapamıyorsun. E şimdi Başak Burcu'nu geçtik, Terazi Burcu'na geldik. Geldi tekrar Venüs. İçeride 70 kişiyiz. Buradan tek başınıza çıkamazsınız. Partneri olmayan buradan çıkamaz diyor. Savaş yapmak da yasak diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ulan ben partner bulmam lazım. Saçımı düzelteyim. Şuraya bir çiçek takayım. Bir fular takayım. Bir kibar olayım. Çünkü bir partner seçmen lazım. Ve o partnerin de seni kabul etmesi lazım. Ve senin oradan geçebilmen lazım. Akrep Terazi Burcu'ndan çıktıktan sonra da biz grup olarak Akrep Burcu dünyasına gidiyoruz. İşte nasıl Terazi'de bizi Venüs bekliyorsa, burada Hades bekliyor. Bakın, Akrep Burcu yine ya, burayı daha açalım. Tamam mı? Şimdi bu nedir biliyor musun? Bak, Boğa Burcu hazdır. Seni harekete geçiren dünyadaki gösterge Venüs hazdır. Tamam mı? Diyor ki evet diyor, ne güzel lahmacun diyor bak. Tamam mı? Ne güzel pasta diyor, hadi ye diyor. Sen de onu keyifle yiyorsun. Aslında ne yapmış oluyorsun? Beslenmiş oluyorsun. Tamam mı? Beslendin. Vücudun vitaminleri aldı. Geri kalan artık sana vücudunu zehirlemeye başlıyor. Bu sefer Boğa Burcu devre dışı kalıyor, Akrep Burcu geliyor. Boşaltım sistemi ve cinsel organları Akrep Burcu yönetir. Sana rahatsızlık veriyor. Rahatsızlığı hissettiğin an tuvalete gidip onları atman gerekiyor. Akrep Burcu'nun seni harekete geçiren motivasyonu rahatsızlıktır. Boğa Burcu'nun hazdır. Demek ki rahatsızlık hissediyorsan, bir stres varsa bir şey atman gerekiyor. Attıktan sonra büründüğün enerji nedir biliyor musun? Oh! Bak, oh! Şimdi Akrep Burcu önce bir rahatsızlık, sonra onun tam zıttı bir enerjiyle giderilmesi ve oh, bak bu ay oh cümlesini duymamız lazım. Bak, bu kapıdan geçebilmek için sordun ya, hani insanlıktan çıkmamak da, öyle yumuşak anlatayım. İnsanlıktan çıkmamak için bu ay herkes bir kere oh be kardeşim dünya varmışını bir desin. Bakın, bunu diyebilmeniz için zıt kutuplarda olmanız lazım. Bak, ne demek biliyor musun? Akrep Burcu siyah ve beyaz. Bu ne demek? Hava 15 derece. E şimdi 15 dereceden 7 dereceye düşse oh demeyiz. 15 dereceden 20 derece olsa da oh demezsin. Ama 0 derece ise, 15 derece olsa oh sıcakmış dersin. Veya 40 derece ise, 10 dereceye düşerse oh, bak uçlarda dolaşıyorsun. Siyah ve beyaz gibi uçlarda dolaşıyorsun. Krize giriyorsun ve sonra oh diyorsun. Akrep Burcu insanları hep krizdedir. Bak, hep krizdedir. Onlarla yaşamak zordur. Onlar bunu niçin yapıyorlar biliyor musun? Rahatlayabilmek için yapıyorlar. Dolayısıyla sorunun cevabı, bu dönemde winner enerji olabilmek için herkesten bir konuda bir Aytaç Bey oh rahatladım. Bunun sebebi olarak da bir düşünceyi hayatımdan attım. Fiziksel olarak bir durumu hayatımdan attım. İşte vücudumdaki bir şeyi hayatımdan çıkardım. Hayatımdan bir şey çıkardım, oh dedim. Kötülük bu dünyada var. Her insanın içinde var. Bunu bu kapıdan geçeceksin, öğreneceksin. Yeri geldiği zaman kullanacaksın. İyi bir şey için kullanırsın sen de. Mesela? Mesela hırsızları da kötülük yapabilirsin. Mesela hırsızlık yapmak istiyorsan, ben size yapmış olduğum ilk hırsızlığı anlatayım istiyorsanız. Hayır. Anlatayım, ben hırsızlık yaptım, anlatayım. 6 yaşındayken pazarda ben su satıyordum. Evde termos vardı, piknik termosu evden alıyordum, içine su dolduruyordum. Salı günü pazar kurulunca buz gibi soğuk sudan içen diye dolaşıyordum. Bir tane adam bir tane bardak su parası diye bütün termosu boşalttı, abdest aldı suyla.
Tamam mı? Bir tane bardak su parası verdi bana. Suyumu bitirdi. Ya dedim abi sen dedim ya su bitti dedim. Bir şey parası verdin. Ya hadi bak işine filan dedi, tamam mı? Şimdi bak Hades burada gerekli işte. Bak kötülük diyorsun ya. Ben her salı günü adamın tezgahına gidip elmalarından, portakallardan 3 tane 5 tane poşete atıp oradaki kadınlara veriyordum. Bazen eve getiriyordum. Haftaya pazar var suyumu bıraktım. Gidiyorum adam tezgah orada ya. Domates, biber bilmem ne filan. Adam bakmazken dolduruyorum. Eve getiriyorum. Bilmem ne teyze var. Teyze diyorum nasıl pazar falan al. Tamam mı? Bak. Ben bu yeteneğimi adama bedel ödetiyorum. Şimdi bende bu hırsızlık, kötülük olmasa o zaman adam alacak dünyayı götürecek. İyiler de kötüler kadar güçlü olmalı. İşte bak oraya geliyorum. Şimdi sen geldik senin huzuruna. Sen yargıçsın. Yargıla beni. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Hakkınız yendiğinde sessiz kalmayın. Evet. Hakkınızı yiyenin karşısına bir şekilde çıkın. Bizde de var bu güçler kardeşim. Gerektiğinde kullanırız. Biz de sınavdan geçtik, öğrendik yani. Hades bize de öğretti. Öğrendik okul gibi görüp kullanmıyoruz. Yaptırdı bize, uygulattı. Yaptık kötülük. Var bizde de. Gerektiğinde kullanırız. Çok efendi olacağım dersen geride kalırsın. Tamam mı? Bu özelliğimizi biz kabul edelim, kullanmayalım. Heh. Gerektiğinde kullanırız. Tamam. Ama yüzleş. Evet. İçinde bir Hades olduğuyla yüzleş. Bu yüzleşme bile senin bu açıyı güçlendirecek. Tamam. İlla da onu açığa çıkarmana gerek yok. Evet. Yüzleş. Adam benim suyumu çalmış. Ben de etik ve ahlaklı bir insanım. Ben hep mağdur olacağım o zaman. Millet benim çalacak duracak o zaman. Ben de iyiyim diye rezil olacağım. Ama bak Hades ne diyor sana? Bak gördün mü hayatı diyor. Tamam mı? Hadi sen de diyor o elmaları çal oradan diyor. Tamam mı? Bak seni dinlemiyorum Hades dersen ne olur? Ezilirsin, yok olursun. Bu dünya öyle bir işte dedim ya astroloji ikiye ayrılıyor. Bir winnerlar bir loserlar. Kaybeden olursun. Sonra gelirsin bize dersin ki Aytaç Bey şu işe girdim, başarısız oldum, bu işe girdim. Ulan başarısız oldun çünkü adam senin suyunu çaldı, sen orada duruyorsun. Her gece Allah'a dua ediyorsun. Allah'ım benim suyumu çaldı geri versin diye. Allah sana müdahale etmez. Allah seni sınavlardan geçirdi. Hades sınavından geçseydin adamın hakkından gelebilirdin işte. Adam senin bir suyunu çaldı. Ben onun var ya 50 suluk malını çaldım orada. Ya verdim orada kadar. Ben ne yapacağım? Küçük çocuğum ya. Yiyebileceğim bir tane. Yani mal için de çalmadım ona. Adama olan kinimden dolayı çaldım. O adamı her gördüğünde malını çaldım orada. 6 yaşındayım. Her gördüğünde domates, momates arkası döndüğünde çaldım. Oradaki millete verdim. İşte bu Hades'tir. Bu gücü tanıyalım. Bu sınavı geçelim. Gerektiğinde lazım olur. Kullanalım. 16 Kasım'a doğru Boğa Burcu'nda Dolunay olacak. Evet. Ona geçmeden önce şimdi izleyiciler diyecek ki... Yarım kaldı diyecek. Hades'i akrebi geçtik sonra... Geçtik, yay burcuna geldik. Jüpiter geldi. Gördüğün manzarada bana hep iyi şeyler anlat evladım diyor. Tamam kardeşim diyorsun, göster manzarayı diyorsun. Bir bakıyorum Hatay'da deprem olmuş. 200 bin kişi ölmüş. Lan ben ne anlatacağım sana? Bana hep iyi şeyler anlat diyor. Deprem olmuş ama deprem 9 şiddetinde olmamış. Çok iyi bir şey. 7 şiddetinde olmuş. 50 bin ev hala ayakta duruyor. Yıkılmamış. Bak pozitif tarafından baktırıyor. İşte 200 bin kişi ölmemiş. Kendini kurtarmış. Yeni binalar yapılıyormuş. Hatay yeniden inşa ediliyormuş. Sana diyor ki bana hep iyi şey anlat. Şikayet i̇şte, etme. Evet hep iyi şey. İsyan etme. Pozitif. Şikayet etme. Jüpiter yay burcu. Bak hep pozitif. Ya, bu çok önemli. Sonra geldin oğlak dünyasına. Satürn geliyor. Sana diyor hepinize 100 bin lira para. Bir sene sonuna geleceğim. Bir sene yaşayacaksınız. En fazla para kimdeyse o buradan geçecek. Eve gidiyorsun akşam ışığı kapatıyorsun. Elektrik faturası gelmesin. Az kaynakla çok yaşa. Daraltma gezegendir Satürn. Tamam mı? Tasarrufa zorlar seni. Ayakkabı abi almaya müdahale edelim, tamir edelim. 100 bin liraya harcamayalım. İşte pazarda akşamdan mı kalma şeyleri alsak acaba? Yıl sonunda getiriyor. En çok parayla kim ayakta kaldıysa sen buradan geç diyor. Sonuna geliyorsun Kova burcu dünyasına Uranüs geliyor. Aranızda en farklı kimse o geçecek burada diyor. Sen bakıyorsun yazın herkes Bodrum'a tatile gitmiş. Lan diyorsun ben şey Alplere gideyim. Herkes orada. Herkes saçını küt kestiriyor. Ben diyorsun uzun bırakayım. Herkes boru pantolon giyiyor. Ben şalvar giyeyim. Çünkü sadece görüntüde mi? Her şeyde. Yoksa
keşiflerde de, düşüncede de, yapabilmen için farklı olman lazım. Farklı olman lazım. Çok keşif yapamazsın. Keşif yay burcunun işi. Burada sana farklı düşünmeyi, her şeyi farklı yapmayı öğretiyor. Tamam mı? Kim ne yapıyorsa kaçacaksın oradan. Herkes Bodrum'a gidiyor, ben Sivas'a gidiyorum. Yani millet de o yüzden diyor ki deli misin kardeşim, senin ne işin varsa. Abi herkes oraya gitti, ben gidemem oraya. Sonra kapıdan diyecek, çıkabilmem için. Sonra balık burcu dünyasına geliyorsun. Sana diyorlar ki hiçbir şey yapmayın, bekleyin buradan. Sizin, şimdi sizi başka bir aleme alacağız. Herkes bir şey yapıyor, bunlar orada oturuyor. Başak Burcu diyor ki ulan diyor, biz burada dikiş yapıyoruz, sen orada ne yapıyorsun diyor. Ya sen, biz çok iyi diktik diyor, sen dik diyor, tamam biz çok diktik. Biz buraya, o evrelerden geçtik. Biz oraları geçtik evladım diyor, tamam sen yardır diyor, bir şey olmuyor diyor. Biz diyor yeni bir yere geçeceğiz diyor. Bakın güçlü bir insan, Friedrich Nietzsche'nin üstün insan dedi. Astrolojik olarak bütün evreleri geldim benim karşıma. Her evreyi yapabiliyorsan, kavga edebiliyorsan, paranı savunabiliyorsan, zekisen, her şeyi öğreniyorsan, ailevi değerleri kullanabiliyorsan, çok güçlü, azametli, gösterişliysen, yetenekliysen, insan ilişkilerini yönetebiliyorsan, gerektiğinde kötülük yapabiliyorsan, hayatı pozitif yapabiliyorsan, az parayla uzun yaşayabiliyorsan, farklı ve orijinalsen ve tevekküldeysen, işte sen üstün insansın, winner'sın. Astroloji budur. Şimdi herkes bizi izleyen astrolojik haritasını açsın, gezegenlerine baksın. Benim misyonum ne kardeşim? Ben nerede yanlış yapıyorum? Tamam bak, Aytaç Bey anlattı. Mars'ı, Koç'u anlattı. Bu kapıdan çıkamamamın nedeni bu muymuş? Evet, anlattık. Süper bir program yaptık. Bak bu programı izleyen astrologlar da bilgilensin. Beni izleyen astrologlar da hep izler, bilgilenir. Tamam mı? İzleyicilerimiz de en azından bize herkes ulaşamıyor olabiliyor. Tamam mı? Açsın haritasını. İzlesin bizim yayını. Bak Başak Burcu dünyası böyleymiş. Benim Venüs'üm Başak Burcu'nda. Demek ki bir yetenek. Benim yeteneğim ne kardeşim? Yani sen bu anlattığın süre içerisinde ücretsiz eğitim mi verdin? Ücretsiz eğitim verdim ve halka verdim. Var mı böyle yazılımlar? Girip doğum tarihini girdiğinde kendi haritasını çıkarabiliyor mu? İnternete girsin, doğum saatini, siteler var. Çıkarsın oradan, bak herkes, halka sesleniyorum. Çıkarsın, gezegenlerine baksın. Başak'ta işte var, Koç'ta var desin, şurada desin. Sonra bizim yayını açsın. Başak Burcu bölümüne geçsin. Neymiş benim? İlişkilerde niye ben evlenemiyorum? Tamam mı? Baksın Venüs'ün. O kapıda neden takıldın? Evet. Hmm. Koçsa desin ki ulan savaşamıyorum. Tutup alacağım adamı. Tamam mı? Alacağım, oturacağım masaya. Teraziyse desin ki bak benim estetik olmam daha böyle şey ol. Tamam mı? Güneşine baksın, Merkür'üne baksın. Herkesi winner yapmaya geldim. Bak ben çok az bir kesime danışmanlık veriyordum. Tamam mı? Artık halka açıldım. Bütün insanımıza hayatın, evrenin gizemlerini, astrolojinin halk diliyle püf noktalarını anlatacağım. Herkes kendi haritasına bakabilecek. 16 Kasım Boğa Burcu Dolunay'ı. Bu sağ salim 16 günü atlattık, 16 Kasım'a geldik. Şimdi bizim 2021-2022 yıllarında izleyicilerimiz her zaman dedik ki ekonomi olarak çok dikkatli olun. Paranıza ve malınıza, mülkünüze sahip çıkın. Çünkü her şey çok değerlenecek ve siz buradan kazanç elde edeceksiniz. 16 Kasım ekonomiyi ve parayı yakından ilgilendiriyor. Bir tık daha bir şeyler yükselecek. Bak bir tık daha evler, bir tık daha artacak. Arabalara bir tık daha zam gelecek. Tamam mı? Dolar, euro belki bir tık daha artabilir. Ve Akrep Burcu'ndaki yeni ay ve Boğa Burcu'ndaki Dolunay'a kadar olan süreç, ya da bu ay diyeyim, borsada da yükselişler olabilir. Bak kriptolara hep diyoruz orada bir takım hadesvari işler dönüyor. Hades oraya tezgah kurmuş kriptolara, geleni indiriyor. Tamam mı? Bak insanlara diyorum, dikkatli olun. Her gördüğünüz finansal piyasa çok da iyi değil. Orada bir tezgah kurmuşlar, paranı götürüyorlar. Alıyorsun coin'i, kapandı diyor. Al işte sana Hades, kötülük. Bu da var, dikkatli olun. Ama borsalarda özellikle finans işi yapanlar, finans şirketleri, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörüne, ben de kendim dahil olmak üzere 1 Kasım'dan sonra yatırımlarımı buraya yapacağım. Burada bir yükseliş olabilir, burada bir kazanç elde edebiliriz. Bir kez daha ülkenin gündemine ekonomi, enflasyon, pahalılık ve her şeyin bir kere daha değerleneceği bir dönem yaşayacağız.
Kadın erkek ilişkilerindeki tecrübeler nasıl olacak 1 Kasım ve devamında? Bu buraya kadar anlattıklarını ikili ilişkilere nasıl indirgersin? Hangi tavsiyelerde bulunursun astrolog kimliğini? Şimdi burada normalde ikili ilişkiler Koç Terazi burcunun işidir. Fakat bir dolunay her zaman ilişkiyi bize gösterir. İlişkinin içerisindeki dinamiğin biraz maddiyat olarak olacağını gösteriyor bize. Yani ortaklıklar, iş ortaklıkları ve buradaki alma verme dengesi masaya yatırılacak. Siz de partnerinizle belki ortaklaşa bir şey almak istersiniz. Belki para konuları konuşabilirsiniz. Belki beraber hareket etmek isteyebilirsiniz. Fakat eğer ki bir bitiş olacaksa ilişkide dolunayda biter, masaya oturulur. Ve bunun altında yatan konu maddi konu olacaktır. Partnerler karşılıklı oturacaklar. Sen benim paramı alıyorsun, sen bana çok veriyorsun, sen bana bir faydan dokunmuyor, hep benden gidiyor gibi bu konuşmaları yapacaklar. Menfaat muhasebesi mi yapılacak? Evet, menfaat muhasebesi yapılacak ve Boğa burcu dolunayı diyecek ki kardeşim bizim buradan bir besleneceğimiz bir şey yok. Buraya kadar. Buraya kadar. İş ortaklıklarından evliliklere şeye kadar yemeğe gidiyoruz hep ben ödüyorum. Tamam bak yemeğe gidiyoruz hep ben ödüyorum. Oraya kadar gelecek. Bana kredi kullandırdın. Çok dikkat etsinler. Bak çok duyuyorum. Eskiden yoktu. Erkekler eski erkekler değil. Bizim zamanımızdaki biz 90'lı yıllarda kız sevdiğimiz kişi biz erkek figürüydük. Şimdi abi kadına kredi kullandırttırıyor, imza attırttırıyor, parasını aldırttırıyor. Bir vaat evleneceğim vaadiyle çok akşama kadar biz bunlarla uğraşıyoruz. O yüzden benim sloganım şudur. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Herkes en azından bir kere Aytaç Öner'den astrolojik haritasını dinlemesi gerekiyor. Kendini tanıması gerekiyor. Bunu duyacaklarına da hazır olması lazım. Bizde şey olmaz. Biz sistem neyse onu anlatıyoruz. Bizde şov yok diyoruz. Biz şov yok. Kendi hayat felsefemiz yok. Sistem neyse onu anlatıyoruz. Bir önceki yayında Eylül ayında yaptığımız o çok izlenen yayında bir anlamda üst başlığımız şuydu. Gevşeyin. Hatta şu ifadeyi kullanmıştın. Salın. Kasım ayıyla başlayacak, sohbetin başından beri altını çizdiğin yerleri de çuvalın içine koyarsak, Kasım ayının sloganı ne olmalı? Ölün. Mecazi anlamda ölün. Yani ölmeden önce ölün. Ölmeden önce ölün. Bu bana yakıyor. Şimdi sahte bir ego vardır. Sahte ego şudur, senin özün değildir bu. Bunu Allah da sevmez. Sistem de sevmez, yaratıcı da sevmez. Bu ne demektir? Benden beklenen bu. Bu bana yakışmaz. Bu senin özün değil. Sahte egodur. Akrep yeni ayı geldiği zaman senin o oluşturduğun sahte kişilik ve kimliği yaralamaya başlayacak. Kıracak. Açacak onu içindekini. Tamam mı? Sen direneceksin o seni yaralayacak. Sen direneceksin o seni yaralayacak. Bu bana yakışmaz dediğin şeyi yaptırmaya mı çalışacak? Aynen. Nereye yakışmıyor kardeşim diyecek. Bırak bizi kandıramazsın. Çünkü akrep burcu şeydir. Bir hastanede ne çekiyorlar içini görmek için. MR. MR makinesi gibidir. Senin ciğerini görüyor. Ruhunu görüyor. Dolayısıyla sen geldiğin zaman oraya işte ben çok işte başarılı bir insanım. İşte benim için para önemli değil. Ya nereye para önemli değil kardeşim diyor. İçini görüyoruz diyor. Tamam, o zaman geç. Maskelerin düşeceği bir dönemdeyiz. Aynen. Maskeler düşüyor. Kel gözüküyor. Şapka düştü. Kel gözüktü. Bak maskeler düşmesin. Egon zedelenmesin diye ben önceden diyorum ki ya tamam ben böyleyim kardeşim de. Bak hatta izleyicilerime örnek veririm. Mesela ben gölge demek, Jung'un gölge dediği yer burası akrep burcudur. Bak burayı Freud, Jung, psikologlar çok kafayı takmıştır buraya. Anlatmaya çalışıyorlar onlar da anlatamıyorlar. Lan gölge nedir gölge nedir? Tepki mi çekiyor onlar? Anlatamıyor adam da yani. Bir şey diyor kabul et diyor. Adam ne yapsın şimdi ya kabul et diyor, idare et diyor, bununla barış diyor. Neyle barışacağım kardeşim? Açık açık söylesene neyle barışacağım? İçindeki kötüyle barışacaksın. O da ne demek biliyor musun? Zayıflıklarını da kabul et diyor ilk önce. Zayıflık nedir? Mesela ben sana zayıflığımı söyleyeyim. Ben disiplinli bir insan değilim. Tamam, bak disiplinli bir insan değilim. Çalışkan bir insan da değilim. Bunlar benim zayıf yönlerim. Şimdi ben sana gelip burada çok disiplinli ve çalışkan bir insan gibi bir imaj çizsem bu bir sahte ego olmuş oluyor. Akrep yeni ayı da seni oraya kafana vurur. Al o zaman der çalış bakayım çalışabiliyor musun? Ha. Ayvayı yedin. Bu akrep burcu yeni ayı kapısından sağ salim geçtik. Bu anlattıklarınla birlikte bize uyan şartıyla, şekliyle yaşadık, geçtik.
ne bekliyor bizi o kapıdan sonra? Çok şanslı olacaksın. Çok şanslı olacaksın. Buradaki sınavı atlatan? Çok şanslı olacaksın. Boş, beleşten başarılar elde edeceksin. Bundan sonra Jüpiter seni karşılayacak. Yay burcu. Şans, pozitiflik, yaptığın işlerden pozitif sonuç elde etme, yaşam enerjinin yükselmesi, yenilenme, güçlenme. O kadar şanslı bir insan olacaksın ki yolda yürürken şurada bir şans meleğin olacak. Tamam mı? Sen kötülükten geçtin ama iyi bir şans meleği yanından olacak. Çünkü biz ne badireler atlattık buraya gelene kadar, tamam mı? O şans meleği sıkıştığın her yerde ufak dokunuşlarla seni koruyacak. Bu kapıdan geçenler çok şanslı olacaklar. Ama bu kapıdan geçmek kolay değil. Tamam mı? Bu kapıdan geçmeye muktedir, daha potansiyeli yüksek olan gezegenler, burçlar hangileri? Akrepler diyecek ki ulan zaten bizim işimiz bu. Tamam. Onlar rahat mı geçecek? Tamam, bizim işimiz bu zaten. Tamam mı? Bize gün doğdu. Bizi anladılar. Akrep burcunu anlamak, burası Venüs'ün zarar gördüğü bir yer. Bak, bu ne demek biliyor musun? Adam kriz halinde. Şimdi benim tuvaletim gelmiş, sıkışmışım yolda, her şey gözü hızlı hızlı gidiyorum, emniyet şeridine girebilirim, krizdeyim. Sen kriz halinde olan bir insanla hoş sohbet etmeye çalışıyorsun. Ya adam kriz halinde nereye hoş sohbet? İlişki bir şey kuramazsın. Tamam mı? Bak ben böyle zor durumda olan insanlar anca rahatlayacak ki, oh diyecek ki ondan sonra. Tamam mı? Şimdi bu devirde ben herkesten şu cümleyi duymak istiyorum. Oh be kardeşim, böyle bir kızgın kumlardan bir serin sulara bir geçin. Bir uçtan bir uca bir geçin. Tamam mı? Bu ohu sana her şey yapabilir. Bak, kız arkadaşı sana stres yaratıyordur. Stres yaratıyordur. Huzursuzluk veriyordur. Bırakırsın. Oh be dersin, dünya var. Bu ne kardeşim böyle cehennemi. Veya erkek arkadaşın. Veya kafayı bir fikre taktın, bir işe taktın. Her gün gece seni uykularından uyandırıyor. Cehennemi yaşatıyor sana. Bırak kardeşim. Ne diyeceksin biliyorsun? Aynı tuvalete gitmek gibi. Oh be kardeşim ya. Ya yapmak zorunda değil ki. Bir rahatladım. Bak, rahatladın. Hep oh be diyorsun. Hayatında maddi, manevi, kişi, olgu, insan fark etmez. Eğer ki sende stres, gerginlik ve cehennemi yaşatıyorsa sana, bunun tek bir yolu var. Bırakacaksın, atacaksın ve oh be dünya varmış. Ertesi gün izleyicilerimizden yazsınlar arkadaş. Şunu bıraktım oh be, bunu bıraktım oh be. Ha, bu şey mesajımız oh be. Akrep bunlardan biri, Akrep burcu bunlardan biri. Evet. Zaten doğası buna müsait, bu kapıdan çıkmaya. İlave edeceklerin var balık mı? Balık dünyasına ne dedik? Balıklar oturuyordu zaten, öteki dünyaya bekliyor. Orada bir şeyler oluyor. Bizlik bir şey yok abi. Bu saydıkların hepsini yaşadı balık. Balıkta bizlik bir şey yok diyordu. Siz diye cebelleşin orada. Biz hepsini geçirdik, geçirdik mi diyor. Geçirdik. Dolayısıyla doğa balık da winner'dır. Akrep oturdu winner'dır. Bekliyor. Evet. Aşağıda yaşanıyor bunlar. Evet, bu oturuyor orada izliyor, tamam mı? Çünkü biliyor yani, panik olmuyor ki abi. Biz de gördük diyor. Evet diyor. Ya hak veriyor. Dolayısıyla yengeç, akrep ve balık burcu doğal olarak winner'dır. En zorlanacaklar? Çok düzgün ve dürüst insanlar. Doğrucu davutlar. Ya. Karakterli olan. Topluma karakter sunuyorum ben. Bu çok yanlıştır. Bak böyle insanlar var. Ayıp. Terbiyesizler. Günah. Gençlik nereye gidiyor? Bunların var ya akrep burcu, akrep burcu var ya Hedas. Bunların içinden geçer. Bak içinden geçer. Ahlak bekçileri. Her gördüğü insana ayıp, terbiyesiz, puallah böyle saydıran insanlar var ya. Bu ayda evden dışarı çıkmayın kardeşim. Hades sizi hiç sevmiyor. Hades'in siz baş düşmanısınız. Sizin içinizde de var onlar. Aslında burada yaptığınız şey sen içindeki kabul etmiyorsun ya. Bu akrebi kimse kabul etmiyor gariban. Dışarı yansıtıyor. Ona terbiyesizler derken kendini rahatlatıyor. Tamam mı? Sen de terbiyesizsin kardeşim. Ona terbiyesiz diyorsan sen de terbiyesiz. Hatta çünkü sende de Hades var. Ve Hades buna çok kızıyor var. Onu görmediği için. Evet, görmedi. Sen ondan daha terbiyesizsin. O hiç olmazsa onu kabul etmiş. Sen onu reddediyorsun. Bize topluma çok dürüst, etik, ahlaklı bir imaj sergilemeye çalışıyorsun. Bakın, terbiyesizlikler, ahlaksızlıklar, ben bunu yapamam. Aa, bu bununla sevişmiş, bununla yatmış, bununla kalkmış. Kaç kere evlendi, boşandı, bilmem ne olmadı. Bu bunun parasıyla bilmem ne, böyle hani Yargı dağıtan tipleri gözünüzde bir canlandırın. Evet, ayar çekenler tabiri yerindeyse. Bu ay Hades sizin içinizden geçecek. Eğer bu programı izliyorsanız bu ay dışarı çıkmayın. Bu ay kimseyi yargılamayın. Zaten çok iyi astroloji bilen, çok iyi kişisel gelişim bilen,
psikoloji bilen insanların yanında böyle boş beleş laflar etmeyin. Çünkü biz sizin ruhunuzu biliyoruz kardeşim. Her insan birbirinin aynısıdır. Ben senden farklı bir şey yapamam zaten. Sınırlı, mal belli. Tamam mı? Yani öyle diyorsun diye öyle değilsin. Biliyoruz. Boşu boşuna anlatma bize. Rol yapıyorsun bize. Sende de var o. Sende de var. En çok kimde varsa o, en çok yargıyı da o yapar zaten. Tamam mı? En çok kim ayıp, günah, terbiyesiz diyorsa en büyük pislik ve kötülük onun içinde vardır. Hangi burçlar buna meyyaldir yargı dağıtmaya? Başak biraz dağıtır. Başaklar risk grubunda diyebilir miyiz o zaman? Risk grubundadır. Hades'in markajında diyebilir miyiz? Hades'in markajındadır %100. Oğlak biraz dağıtabilir. Kabul edemeyebilir bu süreçleri. Aslan? Aslan yüce gönüllüdür. Aslan da karşı çıkar bunu ama aslan gene atmaz, anlar. Tamam mı? Aslan güçlüdür. Fakat burada tek bir burç demeyelim. Burada gezegen kombinasyonları giriyor. Ay, Satürn kavuşumu, Jüpiter, işte Merkür kavuşumu. Yani kombinasyonlar giriyor. Burada tek burç demeyelim. Yani burç zorlanacak burç olarak demeyelim. Haritasındaki kombinasyonlara göre değişiyor burası. Bu ayın mesajı hepinizin içinde kötü vardır. Bunu kabul et, kullanma. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz.